Seçime 9 gün kaldı. Milletvekili adayları da bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Habertürk TV İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'nin konuğu İYİ Parti Muğla milletvekili adayı Mehmet Tosun. Sözü hemen onlara bırakalım. Serap Belet, Muğla meclise 7 milletvekili gönderecek ve tabii ki Muğla'yı düşünürken aslında Bodrum'u da düşünelim. Çünkü Muğla büyükşehir ama Bodrum'da büyükşehir sorunlarıyla birlikte o mecliste milletvekili gönderecek şehirler arasında yer alacak. Bu noktada hem Bodrum'u hem de siyasi partiler açısından büyükşehirler aslında seçimde önemli bir nokta. Bu nedenle de tüm bu genel aslında sorunları ve seçimin nabzını Bodrum'da tutacağız. İYİ Parti Muğla milletvekili adayı Mehmet Tosun'la birlikte. Şimdi güzel bir Bodrum manzarası var arkamızda, değil mi Mehmet Bey? Evet, şu anda Kumbahçe sahiline yakın Trafo kafenin önünde ve sol tarafımızda kale. Güzel bir noktadan bu yayını gerçekleştiriyoruz. Ben özellikle Cevat Şakir'in memleketi Halikarnas'tan, Bodrum'dan bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza merhabayla seslenmek istiyorum. Günaydınlar diliyorum. Size çok teşekkür ediyoruz. Böyle seçim sattığım halinde hızla ilerlediğimiz 14 Mayıs'a doğru gittiğimiz bu süreçte özellikle Bodrum'dan bu canlı yayın fırsatıyla bizim görüş ve ifadelerimizi kamuoyuyla paylaşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizler de Bodrum'a hoş geldiniz bu arada. Evet, teşekkür ediyoruz. Tabii yağmur yağıyor ama şartları zorladık. Dışarıdayız. Böylesine böyle güzel bir Bodrum atmosferinde yaşıyoruz ama seçim atmosferi nasıl? En çok onu merak ediyoruz. Millet İttifakı'nın bileşenleriyle birlikte sahada çalışmalarınız nasıl gidiyor? Tabii biz Millet İttifakı olarak biliyorsunuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ortak adayımız ama aynı zamanda da Muğla'da iki parti olarak seçime giriyoruz. Ben İYİ Parti'nin Muğla milletvekiliyim, bir de Cumhuriyet Halk Partisi kendi listeleriyle giriyor. Dolayısıyla bir taraftan biz Muğla'da İYİ Partililer olarak ortak adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isterken diğer taraftan da işbirliği içinde rekabet halindeyiz. Kendimiz için, kendi logomuz altında seçime girdiğimiz için İYİ Parti adına da oy istiyoruz. Böyle bir süreç devam ediyor ama müthiş bir teveccüh var. Peki TÜİK verilerine göre baktığımız zaman aslında Bodrum'da yaşayanların da 2/3'ü burada doğmamış. Dolayısıyla tersine göç var. Özellikle pandemiden sonra bir seçmen farklılığı var. Yani dışarıdan bir göçle gelen bir seçmen var. Dolayısıyla sizin vaatleriniz onlarda nasıl karşılık buluyor? Beklenti ne? Tabii bu bir yerel seçim değil ama genel siyasetten beklentiler nedir bu noktada? Şimdi Gülçin Hanım, Bodrum tabii pandemiden sonra daha da büyüdü. Bodrum büyüyor, sorunlarıyla birlikte büyüyor bugün geldiğimiz noktada. Şu anda 200 bine yakın yerleşik nüfusumuz var ama yaz aylarında 1,5 milyonun üzerinde misafir ağırlıyoruz. İkinci konutlarda oturup burada kayıtlar olmayan vatandaşlarımız var. Ben doğma büyüme Bodrumlu bir arkadaşınızım. 10 yıl Konacık'ta belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen, sokağın tanıdığı bir isim olmama rağmen bazen tanımadığımız yüzlerle, tanımadığımız insanlarla karşılaşıyoruz. Onlar da Bodrum'u kendilerine son dönemde yerleşim alanı olarak seçen vatandaşlarımız. Onun için biz şunu söylüyoruz. Özellikle ben İYİ Parti'nin Muğla Milletvekili adayı Mehmet Tosun olarak sorunları bilen bir arkadaşınızım. Yani Bodrum'u bilen, Muğla'nın ilçelerini bilen, güzel Muğla'mızın birbirinden güzel ilçelerinin var olan sorunlarını meclise aktarmak ve meclis çatısı altında çözebilmek, milli gelirden hak ettiği payı Bodrum'a ve Muğla'nın güzel ilçelerine getirebilmek adına aday oldum. Bunun için çalışıyoruz. Neler gelecek peki Bodrum'a? Çünkü büyükşehir sorunları var. Trafik, gürültü kirliliği, göç, konut açığı, tüm bu sorunlar varken mecliste de temsil hakkı almak istiyorsunuz tabii ki. Bu noktada o zaman neler gelecek Muğla'ya ve Bodrum'a? Şimdi bizim bir de şöyle bir özelliğimiz var Bodrum olarak. Biz en son Bodrum'dan bir milletvekilimizi 32 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermişiz. Yani İYİ Parti üzerinden, şahsım üzerinden şu anda Bodrumlu hemşerilerimiz inşallah 32 yıl sonra tekrar bir milletvekili şansını, gönderme şansını yakalamış durumdalar. Onun için çalışıyoruz. Şimdi Bodrum'da mesela altyapı sorunları var. Bodrum'da üst yapı sorunları var. Bodrum'da ulaşım sorunları var. Bodrum'da özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın, kamuda özel sektörde çalışan vatandaşlarımızın sosyal konut problemleri var. Bodrum'da kira artışı problemleri var. Türkiye'deki enflasyondan, hayat pahalılığından Bodrum'da etkileniyor Gülçin Hanım. Bunları çözmek, bu sorunlarla ilgili önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözüm üretmek,
Bodrum'umuzun, Muğla'mızın sesi gözü kulağı olmak adına yollardayız. Evet, bu noktada tabii CHP'li bir belediye var Bodrum'da aynı zamanda. Altyapı sorunlarıyla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Millet İttifakı bileşenleri olarak sahada çalıştığınız zaman size eleştiri olarak veya aynı zamanda destek bekledikleri konular ne oluyor? Yani şimdi ben tabii biraz da belediyeci kimliği öne çıkmış bir milletvekili adayı olarak genelde belediye ekseninde de altyapı, üst yapı yatırımları konusunda da çözüm bekliyor vatandaşlarımız. Şimdi tabii buradaki var olan sorunlar, hele pandemiden sonraki yoğun göç dalgasıyla birlikte artık yereldeki büyükşehir belediyemizin, ilçe belediyelerimizin çözemeyeceği boyuta ulaşmış durumda. Bizler seçilmesi durumunda bu ana yatırımların artık belediyelerle, belki bakanlıklar üzerinden, merkezden yapılması, merkezden desteklenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bunları çözmek üzere şu anda bir takım projelerimiz, hedeflerimiz var. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz Gülçin Hanım. Siz aynı zamanda kalkınmadan sorumlu ve turizmden sorumlu başkan yardımcısınız İYİ Parti'de. İYİ Parti Genel Merkezi'nde 2019 yılından bu yana kalkınma politikaları turizmden sorumlu başkan yardımcılığı görevinde şu anda yürütüyorum. Evet. Yani partimizin, İYİ Parti'nin turizm politikalarının şekillenmesinde görev alan bir arkadaşınızım. Onun için de Bodrum deyince tabakta turizm geliyor. Zaten Muğla'da bizim 3 tane ana şeyimiz var. Ekonomi alanımız var, faaliyetimiz var. Bunlardan bir tanesi turizm, bir tanesi tarım, diğeri de ticaret. Bunlara bağlı ticaret. Onun için biz hem Bodrum'da hem de Muğla'mızda turizmin gelişmesi, sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir turizm felsefesiyle yeniden planlanması, plan ve projelerin buna göre gerçekleştirilmesi ve bugün 3 milyon olan turistin sahillerden daha geri plana, kırsala da yayılmak suretiyle Muğla'mızın turizm gelirlerinden hak ettiği payı alması noktasında da çalışacağız. Yani şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Sizler de gelip gidiyorsunuz. Bizim tesislerimiz 5 yıldız. Hatta daha yüksek yıldız hak eden tesislerimiz var ama bazı sokaklarımız var, bazı yollarımız var, bir yıldız bile hak etmiyor. Bunlarla, bu sorunlarla yüzleşip iktidar, muhalefet, işte efendim bizim ittifak bileşenimiz, siyasi partimi ayrımı gözetmeksizin yereldeki kamu kurumlarıyla, belediyelerle birlikte bu sorunları çözmek durumundayız. Yoksa aksi takdirde bırakın Bodrum gibi yerlerde, sahil belediyelerinde önümüzdeki süreçte turizm yapmayı bırakın yaşayamayacağız. Yani doğal değerlerimizi kaybediyoruz. Denizlerimiz kirleniyor. Arıtma tesislerimizle ilgili ciddi sorunlarımız var. Büyükşehir Belediyesi bunların altından kalkamıyor. Hele hele şimdi son dönemdeki pandemi sonrası dünyadaki ekonomik kriz, daralan piyasalar ve belediye bütçelerinin yetersizliğiyle yatırımlar gecikiyor. Ama biz bir taraftan da bu bitişiğimizdeki denizimizi kirletmeye devam ediyoruz. Bildiğim kadarıyla İstanbul'un aslında 2,5 kat büyüklüğünde bir alana sahip Muğla ve bununla birlikte de tabii ki bu alan hani Muğla'dan bir ucundan bir ucuna 4 saat sürüyor. Yani çok büyük bir alan. Böyle bir alanda da aynı zamanda inşaatlar devam ediyor. Yani bazen turizmdeki bu büyüme ve inşaatlar hormonlu büyüme olarak da tabir ediliyor. Bu büyüme nasıl şekillenecek? Vaatleriniz arasında seçmen bu soruya nasıl yanıt buluyor? Yani biz bir defa kıyılarımızdan başlamak üzere seçilmemiz durumunda, hele hele Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda ben bunun geleceğine ve Kemal Bey'i de seçtireceğimize inanan bir arkadaşınızım. Muğla'mızı sil baştan, kıyılardan başlamak üzere tarımsal üretim alanlarımızı korumak, ormanlarımızı korumak, sahilde yapacağımız çalışmaları da planlamak, programlamak üzere yeniden bir anayasası niteliğinde bir master plana ihtiyaç var. Yani düşünün, deniz Muğla'mızın 1124 kilometresi kıyı uzunluğu var ama vatandaşımız denize erişemiyor. Kıyılarımız işgal altında. Neyi nerede yapacağımızı bugüne kadar Gülçin Hanım planlamamışız. Yani nerede iskele yapacağız? Nerede halkımız denize girecek? Nerede halk plajlarımız olacak? İşte efendim nerede otellerimiz olacak? Yeşil alanlarımız neresi olacak? Şimdi turizm gelirlerimizin %22'sine sahip denizcilerimizin liman, barınak problemleri nerede çözeceğiz? Bunları bir sefere mahsus biz katılımcı bir anlayışla belediyelerimiz, turizmin paydaşlarıyla birlikte, buradaki STK'larla, meslek odalarla birlikte planlamak ve adını koymak durumundayız. Ondan sonra burada vahşi yapılaşma olmaz. Şu anda biz sorun biriktirerek büyüyoruz. Sorunlarımızı çözerek Muğla olarak hayatımıza devam etmiyoruz. Bodrum'da böyle, diğer turizmle ilgili illerimiz de böyle. Buna bir dur dememiz lazım. Özellikle Muğla'mızın doğasını, rantını, doğasını, çevresini ranta kurban etmeyeceğiz diyoruz. Etmememiz gerekiyor.
Bir taraftan vahşi yapılaşma devam ediyor, bir taraftan da vahşi madencilik var. Genel bir sistemsel sorun. Bunu meclise giderek çözeriz diyor musunuz? Bu kadar yani bir kararlılık zaten, var mı? Var tabii ki. Biz zaten şimdi Millet İttifakı olarak şu şekilde vaadimiz var. Öncelikle 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak diyoruz. Bunun olması durumunda biz mecliste de yeterli çoğunluğu elde etmemiz durumunda zaten hızlı bir şekilde gerekli anayasal ve yasal düzenlemeleri yaparak parlamenter sisteme geçeceğiz. Yani biz belki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ya da partili Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin en çok mağdur ettiği ilçelerden ya da illerden birisiyiz. Gün geçmiyor ki kararnamelerle bir hazine arazimiz satışa çıkarılmasın ya da bu doğal güzellikleri olan bir takım koylarımız, bir takım bölgelerimiz imara açılmasın. Bunlara dur diyebilmek adına da bizim kesinlikle güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçip kuvvetler ayrılığı prensibine göre çalışan, yasama yargının bağımsız olduğu, Atatürk'ümüzün bize emanet olan bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurumlarıyla birlikte hukuki esas alan bir şekilde, adalet mekanizmasının kamil bir şekilde işleyeceği şekilde tekrar ayağa kaldırıp çalışır hale getirmemiz lazım. Evet. Bunun için çalışıyoruz. Peki bu seçim neyin dönüm noktası olacak? Yani bu seçim şunun dönüm noktası olacak. 2017 şaibeli referandumu ile bize dayatılan bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, hatta biz buna tek adam rejimine gittikçe evrilen bir sistem diyoruz. Oraya doğru gidiyor çünkü. Buna devam mı? Yoksa gerçekten parlamenter sisteme geçişle ilgili bir referandum mahiyetinden buna karar verecek bizim insanımız. Biz parlamenter sisteme geçişin sandıktan çıkacağını düşünüyoruz. Bunun oylaması. Bir daha zaten Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener de sık sık ifade ediyor. Eğer biz bu seçimde de %51 oy alamazsak Millet İttifakı olarak, Cumhurbaşkanı adayımız seçilemezse parlamenter sisteme geçişi bir daha konuşamayız. Gittikçe çünkü biz 2018 yılından bu yana 4 sene geçmiş. Bir 4 yıl daha kaybedeceğiz. Bu sisteme göre de devletin kurumları şekilleniyor ve başka bir yere doğru evriliyor. Peki bundan sonra... Geri dönüşü zor bir yolculuğa doğru gidiyoruz şu anda. Geri dönüşü bu zor yolculuktan dönüş vakti olarak belki yorumluyorsunuz. Bir taraftan da hayat pahalılığı serzenişleriyle seçmende karşılaşıyorsunuz. Bununla ilgili seçim vaatlerinizde neler var? Yani biz özellikle şunu söylüyoruz İYİ Parti olarak. 2 yıl içerisinde %5 ekonomide büyüme. Enflasyonu 2 yıl içinde tek haneli rakamlara indireceğiz diyoruz. Tencere kaynayacak diyoruz. Özellikle işte efendim tarımda üretimi arttıracağız, çiftçilerimizi destekleyeceğiz, ÖTV'siz mazot vereceğiz, ürün fiyat garantisi vereceğiz diyoruz. Ve beraberinde çiftçilerimizin borçlarını, faizlerini silip ana borçlarını yapılandıracağız diyoruz ve ürün fiyat garantisi vereceğiz diyoruz. Şimdi Gülçin Hanım, Muğla tarımdan gelir elde eden bir yer. Tarımla turizmi entegre etmeye çalışan bir ilimiz. Turizmde de keza ciddi sıkıntılarımız var. İşletme giderlerimiz gittikçe artıyor. Çevremizi, doğamızı tahrip ediyoruz. Her turizm faaliyeti aynı zamanda biliyorsunuz değerlerimizden de taviz verdiğimiz anlamına geliyor. Tükettiğimiz anlamına geliyor ve az para kazanıyoruz. Dünya ortalamasının çok gerisindeyiz. Yani dünya ortalaması kişi başına $1000'dır turiste. Biz bunun çok gerisindeyiz şu anda. Onun için bizim turizmde de var olan altyapı üstüne problemlerimizi acil bir şekilde çözüp mesela ben Muğla'nın 5 milyon turist ağırlamasını istiyorum. Ama nitelikli turist, para bırakan, döviz bırakan turisti ağırlamamız lazım. Bunun için de turizm sektörünü yerinden ve sektörle birlikte yöneteceğiz diyoruz. Turizmin teşviklerini genişleteceğiz, dijitalleşmeye teşvik vereceğiz diyoruz. Vergileri azaltacağız turizmde. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Çünkü turizmciler bizim vergi yükünün altında gerçekten bunalmış durumdalar. Vergilerini ödeyemiyorlar. Konaklama vergisi, TGA payı gibi envai çeşit işgaliye de dahil bir sürü vergi ödüyorlar. Bir taraftan da nitelikli personelin aslında kalacağı, barınacağı konut sıkıntısı Bodrum yaşıyor ve aslında Muğla geneli de yaşıyor. Bu anlamda bu konut açığını gidermek için, çünkü biliyoruz ki kamu personeli bile aslında Bodrum'da çalışmayı pek istemiyor. Çünkü kiralar da burada çok yükseldi. Konut açığıyla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çünkü bir yandan da vahşi yapılaşma devam ediyor ama açık da sürüyor. Açık da sürüyor. Erişilebilir sosyal konuta ihtiyaç var. Bu tüm turizm bölgelerimizde bizim insan kaynağımızı kaybetmemek adına, sektör değişikliklerine sebep olmamak adına
kamuda ve özel sektörde çalışan personelimize yönelik bir sosyal konut projesi üretmekle ilgili bir çalışmamız var. Seçilmem takdirde bunu Muğla'nın özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turizmin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde hayata geçirmeyi planlıyorum. Uydu kentlere ihtiyacımız var. Yani kuralları çizilmiş, planlaması yapılmış, altyapısı çözülmüş. İşte efendim bünyesinde eğitim, sağlık hizmetlerini verebilen, alışveriş imkanları olan, kreş imkanı olan, kaliteli yaşamın sürebileceği, ulaşım problemlerinin de olmayacağı, yani turizm bölgeleriyle de ulaşımının sağlanacağı sosyal konutlara ihtiyaç var. Ama bu sosyal konutlar deyince akla biliyorsunuz hemen spekülasyonlar da geliyor. Yani burada siyasetçilerin, torpillerin, bir takım ayrıcalıklı kesimlerin sahip olamayacağı, gerçek ihtiyaç sahiplerinin oradan konut sahip olacak kanunlarla çerçevesi çizilmiş sosyal konut projeleri hayata geçireceğiz. Aksi takdirde biz Bodrum gibi yerlerde, Marmaris gibi yerlerde turizmi sürdüremeyiz. İnsan kaynağımızı kaybediyoruz. Avrupa biliyorsunuz bu pandemiyle birlikte havayolu şirketlerinde bu sorunu yaşıyorlar şu anda. Mesela bugün turizm sektöründe çalışan bir gencin ortalama maaşı 15 bin lira. Evlendiği zaman problem başlıyor. Hayat kurmaya başladığı zaman problem başlıyor. Çocuk sahibi olmaya başladığı zaman problem daha da büyüyor. Şimdi 15 bin lira maaşla bugün otelin lojmanında kalıyor. Durumu idare ediyor, çalışıyor. Ama yarın aile kurmaya başladığı andan itibaren giderler artıyor. Giderler artmaya başladığı andan itibaren de sektördeki insan kaynağımızı kaybediyoruz. Başka daha cazip sektörlere geçiyor. Evet, bu anlamda gençler ne diyor? Çünkü Muğla'da bir üniversite var. Aslında çoğu genç büyük şehirlerde, özellikle 3 büyük şehirde, İstanbul, Ankara'da, İzmir'de olmayıp Muğla Üniversitesi'nde okumayı tercih ediyor. Genç seçmen size nasıl mesajlar veriyor Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerine? Bakın ben Mehmet Tosun olarak İYİ Parti'nin Muğla milletvekili olarak onlara da doğru iletişim kuruyorum. Özellikle Bodrum'daki birçok gençlerimizin desteğini de aldığımı düşünüyorum. Yani onların göz mimiklerinden, iletişim kurmalarından, sohbetlerinden bunu sezebiliyorum. Ama biz şunun için uğraşıyoruz Gülçin Hanımcığım. Bakın büyük bir problemimiz var Türkiye olarak şu anda. Gençlerimizin yaklaşık %70'i ülkemizle ilgili hayal kurmuyorlar. Hayallerini yurt dışında arıyorlar. Özellikle Millet İttifakı olarak ve İYİ Parti olarak bizim en büyük gayretimiz gerçek beka problemi olarak gördüğümüz bu sorunu çözmek ve bu gençlerimizin bu ülkeye ait hayal kurmalarını sağlamak, eğitimlerini gerekirse oralarda gidip alıp gelip bu ülkenin ticaretine, bu ülkenin eğitimine, bu ülkenin gelişmişliğinde söz sahibi olmaları için uğraşıyoruz. Eğer biz bu gençleri kaybedersek millet olma şuurumuzu kaybederiz. Biz böyle görüyoruz. Terörle mücadele edersiniz. Terörle mücadele bir terör örgütü vardır. Bizim ordumuz var. Türk milleti olarak biz yıllardan beri terörle mücadele ediyoruz. Ama biz bu gençlerimizi kaybedersek gerçek beka problemiyle, gelecek problemine karşı karşıya kalırız. Biz onlarla ilgili de çok güzel projeler üretiyoruz. İşte mesela üniversitedeki gençlerimizle ilgili yurt imkanlarını arttıracağız. Yurt sorunu var Muğla'da şu anda. Özellikle Bodrum'daki gençlerimizin şu anda Kredi Yurtlar Kurumu'nun kiraladığı bir şey var biliyorsunuz, bir bina var, orada kalıyorlar. Şimdi online eğitime geçildi biliyorsunuz. Online eğitime geçilince birlikte o binadan çıkartılmış durumda gençlerimiz. Barınma problemi yaşıyorlar. Onların bir defa yurt problemlerini çözeceğiz. Yurtlara erişebilecekler. Kredileri arttıracağız. Yüksek öğrenim kredilerini. Yüksek öğrenim kredilerini çalışarak ödeyebilecekler. Sosyal sorumluluk projeleriyle ödeyebilecekler. Mesela ilk öğretimdeki, orta öğretimdeki çocuklarımıza biz ücretsiz kahvaltı ve ücretsiz yemek projemiz var İYİ Parti olarak. Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim geleceğimiz Gülçin Hanımcığım. Bu minvalde çalışıyoruz. Bu hassasiyette projeler üretiyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradan 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 16'da Muğla'da mitingi var. Ona katılacaksınız. Saat 16'da Sayın Kılıçdaroğlu Binas Bodrum Havalanı'mıza geliyor. Onu karşılayacağız. Millet İttifakı'nın partilerinin, İYİ Parti'nin ve işte efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayları olarak Sayın Kılıçdaroğlu daha sonra da Muğla'daki mitinge geçecek. İnşallah ben iyi olacağını düşünüyorum. 14 Mayıs'tan sonra inşallah başka bir Türkiye, mutlu bir Türkiye'ye doğru yolculuğumuz başlayacak diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlerle Bodrum'da bu yayını gerçekleştiriyor olmaktan. Ve bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza da saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, İYİ Parti Muğla Milletvekili adayı Mehmet Tosun sorularımızı yanıtladı. Tabii 14 Mayıs'a doğru son viraja girilmişken hem Bodrum özelinde hem de genel siyaset özelinde seçimin nabzını seçmenle birlikte sahada tutarken aslında bizimle birlikte vaatlerinin seçmendeki karşılığını da paylaştı diyelim. Tekrar sözü Bodrum'dan size bırakalım.